Merhaba çocuklar, matematik dersimize hoş geldiniz. Konumuz verilmeyen eksilen ve çıkanı bulma. Çıkarma işleminde her sayının bir ismi var. Öncelikle bu isimleri bilmemiz gerekiyor. En üstteki sayı eksilen, çıkan fark. Örnekte eksilen sayı verilmemiş. Eksileni bulmak için her zaman toplama işlemi yaparız. Çıkan ile farkı topluyoruz. 235 ile 463'ü topladığımızda eksilen sayıya ulaşacağız. 8, 9, 6. 698. Bulup yerine yazdıktan sonra doğru bulduk mu diye kontrol edebilirsiniz. Diğer işleme baktığımızda eksilen sayı verilmemiş. Eksileni bulmak için toplama yapıyoruz. 109 ile 355'i toplayalım. 14'ün 4'ü elde var 1. 6, 4. 464. İki çıkarma işleminde verilmeyen sayı çıkan. Çıkan sayıyı bulmak için her zaman çıkarma işlemi yaparız. Eksilen sayıdan farkı çıkardığımızda ulaşacağız. 600'den 254'ü çıkarıyoruz. 0'dan 4 çıkmaz, komşumuzda yok, yüzlüklere gittik. 9 verdik, 10. 10'dan 4'ü çıkarırsak 6, 4, 3. 346. Yerine yazdıktan sonra isterseniz kontrol edebilirsiniz. Diğerinde verilmeyen sayı çıkan. Adı üstünde bakın, çıkan. Çıkan sayıyı bulmak için çıkarma yaparız. 403'ten 106'yı çıkarıyoruz. 3'ten 6 çıkmaz, komşumuzda yok, yüzlüklere gittik. 9 bıraktık, 13. 13'ten 6 çıkarsa 7. 9 aşağı indirdik, 2. Çıkan sayıyı 297 bulduk. Basamaklarda verilmeyen rakam olduğunda nasıl bulacağız? Örneklerimize bakalım. İstersek 0'dan 5 çıkmaz, komşuya gittik şeklinde normal bir çıkarma işlemi yapar gibi yapabiliriz. Ya da benim en sık kullandığım yöntemi uygulayabiliriz. Ben her zaman için verilmeyen eksilen sayıyı bulurmuş gibi toplama işlemi yapıyorum. Yani çıkan sayım ile farkı topluyorum. Kenarda ayrı bir yere yazmadan İşlemin üzerinde yapıyorum bunu. Çıkan ile farkı topluyoruz çocuklar. Tersten bir toplama yapıyoruz. 5'e kaç eklersem 0 yapar. 0 geride kaldı, öyleyse 10 yapacak. 5'ten sonra sayıyoruz. 6, 7, 8, 9, 10. Kutuyu 5 bulduk. 10'un 0'ı elde var. Bir eldeyi komşuya atmayı unutmuyoruz. Topladığımız zaman 13 yapar. 13'ün 3'ünü kutuya yazdık. Elde var 1. Topladığımızda 3 yapar. Kutuları bulduktan sonra kontrol edebilirsiniz doğru mu yanlış mı diye. Ya da çıkarma olarak yapalım. Tersten toplama değil de çıkarma olarak yapalım. 2'den 3 çıkmaz, komşuya gittik. 1 onluk aldık. 12'den 3 çıkarırsak 9. 6'dan kaçı çıkarırsak 4 kalacak. Bakın 6'dan kaçı çıkarırsak 4 kalır? 2'yi çıkarırsak 4 kalır. 6'dan 1 çıkarsa 5. İki yöntemi de uygulayabiliriz. Verilmeyen, eksilen ve çıkanı bulma konusu problem olarak karşımıza çıkar. Birlikte okuyalım. Annem 380 liraya elbise alınca geriye 175 lirası kaldı. Başlangıçta kaç lirası vardı? Problemle konuşmamız gerekiyor çocuklar. Ancak bu şekilde soruyu çözebiliriz. Annemin kaç lirası vardı başlangıçta? Yani en başa döndüğümüzde annemin cebinde ne kadar parası vardı? Bunu söylemiş mi soruda? Hayır. Elbiseyi kaç liraya aldığı ve kaç lirasının kaldığını söylemiş. Annemin toplamda kaç lirası var bunu söylememiş. Bu yüzden verilmeyen para için kutu yapıyoruz. Bu paranın, yani annem parasının 380 lirasına elbise alıyor. Alınca ne olacak parası? Azalacak. Yani çıkarma işlemi yapıyoruz. Geriye ne kadar parası kaldı? 175 lirası kaldı. Bakın problemle konuştuk, tartıştık, düşündük ve işlemi aktardık. Neyle karşılaştık? Verilmeyen eksileni bulma. Eksileni bulmak için ne yapıyorduk? Her zaman toplama işlemi yapıyorduk. Ne yapıyoruz? 380 ile 175'i toplayarak annemizin başlangıçta kaç lirası var onu bulacağız. 5, 15'in 5'i elde var 1, 5. Demek ki annemizin en baştaki parası 555 lira.
560 kilometrelik yolun bir kısmını gidince geriye 190 kilometre yolum kaldı. Kaç kilometre yol gittim? Problemi işleme aktarıyoruz. Yolun uzunluğu ne kadarmış? 560 kilometreymiş. Diyor ki bir kısmını gittim. Ne kadar gittiğini söylememiş. Bu yüzden kutu yapıyoruz. Gittim dediği için yol ne olacak? Azalacak. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Geriye 190 kilometrelik yolu kalmış. Bakın çocuklar, verilmeyen çıkan sayıyı bulmaya ulaştık. Verilmeyen çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Harikasınız. Çıkarma işlemi yapıyoruz. 560'tan 190'ı çıkarıyoruz. 0, 6'dan 9 çıkmaz, komşuya gittik. 16'dan 9 çıkarsa 7, 4'ten 1 çıkarırsak 3. Demek ki bir kısmını gitti diyordu ya, gittiği yol 370 kilometreymiş. Konumuzu bitirdik. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.